kalp ve damar hastalıkları, kanser türleri, akciğer rahatsızlıkları. Her yıl 8 milyon kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Tüm kanserlerin erkeklerde %35'inin nedeni sigaradır. Kadınlarda da yine %15'inin nedeni sigaradır. Bunun dışında akciğer kanserinin %90 nedeni sigara olduğu ispatlanmıştır. Sigara içmeyen ancak sigaraya pasif maruz kalan kişilerde 3 kat daha akciğer kanseri oranı artmıştır. Tütün kullanımı damar yapısını bozuyor. Vücuttaki tüm organ ve dokulara zarar veriyor. Nikotin kan basıncını yükseltir, nabzı yükseltir, damarlarda pıhtılaşmaya eğilimi artırır. Ayrıca yine karbonmonoksit gazı sigara dumanında ortaya çıkan hemoglobine bağlanarak kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltır. Organların beslenmesini, oksijen ile beslenmesini bozar. Araştırmalar elektronik sigaraların da normal sigara kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Tüm zararlarına rağmen pek çok kişi tütün bağımlılığını yenmekte zorlanıyor. Yaklaşık 2 senedir kadar kullanıyorum. Neden başladınız? Askerdeyken. Klasik. Bırakmak zor mu sizce? Bırakmak evet zor. 30 yaşından sonra başladım. Bırakmayı düşündüm ama şu anda bırakamıyorum. Daha önce bırakmayı düşündüm. Ama tabii ki bırakamadık. Yani işte psikolojik olarak yani demek ki yenilmişiz. Hastalar genellikle kendilerini kişisel bir iradesizlik olarak algılamakta. Ama öyle bir durum değil. Nikotinin beklenen bir etkisi, nikotin bağımlılığının olması. Bu nedenle kişi kendisini suçlamadan, yargılamadan sigara bırakmaya kararlı olmalı. Kararlılıkla çözümlenebilir. Yeşilay bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynuyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere Bırakabilirsin isimli mobil uygulama ve 115 numaralı hat üzerinden danışmanlık hizmeti veriliyor.